Ya videoya başlamadan önce bir dakika mikrofonumuzu açtık. Şu böyle minnak saçları nasıl hallediyorsunuz kızlar? Size soruyorum. Böyle gözlerim çok tuhaf gözüküyor. Büyük ihtimalle şu an şapşal gibi gözüküyorum. Şöyle kombinimi göstereyim ben bugünün kombinini lütfen. Aloha. Aloha. Arkadaşlar videonun konusuna başlamadan, daha doğrusu videoya başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani normalde ben ring light'la ya da böyle yapay ışıkla çekim yapmayı çok fazla sevmiyorum. Doğal ışıkla çekince de hep bulut geçişi ya da güneş işte açıyor kapanıyor falan filan renkle ilgili sorun yaşıyoruz. Ve benim bu sebeple hiç hoşuma gitmeyen, hani gerçekten çok güzel çektiğim videolar ama renkten dolayı yayınlamadığımız videolar oldu. Bunu da niye söylüyorum? Demin böyle bir test yayını yaptım ve renk geçişi, yani daha doğrusu bulut geçişi var. Böyle güneş bir açıyor bir kapatıyor falan filan. Umarım bu video boyunca renkle ilgili bir sıkıntı yaşamayız. Ama yaşarsak diye ben bunu baştan söylemek isterim. Böyle yer yer videoda renkler açılırsa, kapanırsa bundan dolayıdır. Dediğim gibi umarım bir sıkıntı olmaz. Bu video açıkçası benim böyle çok heyecanlandığım videolardan biri oldu. Bunun sebebi nedir Kardelen derseniz de şöyle arkadaşlar. Ben zaten aslında hani kanalı ilk açtığımdan beri demesem de böyle kanalı açtıktan bir 6-7 ay, 8 ay sonra şunu düşünmüştüm. Değişik yönetmenlerin filmlerini böyle sizinle paylaşayım. Değişik yönetmenleri size anlatayım. Tabii ki de benim sevdiğim yönetmenleri ve belki sizin sevdiğiniz yönetmenleri, sizden de geri dönüş bu konuda bekliyorum. Böyle hep aklımda vardı. O yüzden bu videoyla belki böyle bir seriye başlamış olabilirim. Tabii ki de siz de izlemekten hoşlanırsanız, sizin de hoşunuza giderse bunu yapmak istiyorum. Ve ilk videomuzda da ele almak istediğim yönetmen Pedro Almodovar olacak. Size öncelikle biraz Pedro Almodovar'dan bahsetmek istiyorum. Yani ben kendisinin filmlerine bayılıyorum. Bütün filmlerini izlemedim. Hatta sanırım 1989 yılındaydı. Not aldım burada bir yere. 1988 yılında çektiği Sinir Krizi'nin Eşiğindeki Kadınlar filmi mesela çok iyi deniliyor ama o filmini izlemedim. Yani izlemediğim filmleri de var ama izlediğim birçok filmi var. Benim en sevdiğim yönetmenlerden biri. Uzun lafın kısası. Şimdi biraz kendisinden bahsedecek olursam, Pedro Almodovar'ın tam adı Pedro Mercedes Almodovar Caballero. Kendisi İspanya doğumlu ve 4 kardeşlermiş. Ve 1968'de üniversiteyi okumak için bir film okuluna gidiyor. Daha doğrusu gidemiyor. Şöyle anlatacağım size. Gençliğinde film okulunda okumak istiyor. Bunun için Madrid'e gidiyor işte 1968 yılında bulduğum bilgilere göre. Ama o zamanlarda diktatör olan Francis Franco'dan dolayı okul kapanıyor. Ve okul kapanınca da kendisi bir Super 8 diye böyle geçen hani Super 8 diyeyim. Öyle bir kamera alıyor ve onunla kayıt yapmaya başlıyor. Ve çocukluğundan, daha doğrusu kayıt yapmaya başlıyor dediğim, kısa filmler çekmeye başlıyor. Kendisi çocukluğundan beri zaten yazmaya çok meraklıymış. Ve bu sebeple de böyle boş zamanlarında hep yazmaya başlamış. Ayrıca bir şey daha okumuştum. Kaç yaşlarında bilmiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam 20'li yaşlarında yine İspanya'da böyle bir gazetede çalışmaya başlıyor. Bir süre orada çalışıyor. Katolik olarak büyümüş ve aynı zamanda çok fazla böyle teyzesi, halası, annesi falan böyle hani çevresinde hep kadınlar varmış büyürken. Bu sebeple de sanıyorum, yani bana kalırsa, filmlerinde feminizm ya da böyle kadınların çok ön planda olduğu konuları ele alıyor. Genel olarak erkek karakterler neredeyse benim izlediğim bütün filmlerinde hep ikinci planda. Ve şimdi diğer bir tarafına geçecek olursam Pedro Almodovar'ın, burada aldığım bu arada notlara da bakıyorum. Renkli ve melodramatik filmler çekiyor. Özellikle filmlerinde, bazı filmlerinde kan çok fazla kullanıyor. Yani birkaç filmi var. Şu anda hangi filmlerinde tam hatırlamıyorum. Hatta galiba Volver, dönüş olarak çevrilen ve galiba 2006 yılında çektiği Volver filminde çok fazla kan vardı. Mesela yani zaten kırmızı rengi o kadar çok kullanıyor ki. Filmlerinde renk kullanımları çok keskin. Böyle net ve pastel tonlar kullanıyor. Çok böyle satüre renkleri kullanmayı seviyor ve her bir detaya çok fazla dikkat ediyor. Yani Almodovar'ın benim izlediğim ya da böyle bana kalırsa diyeyim,
hiçbir filminde rastgele bir obje falan göremezsiniz. O konulara bence bayağı detaycı ve mükemmeliyetçi biri olduğunu düşünüyorum. Aşırı derecede dikkat ediyor ve renkler böyle kırmızı, yeşil, hardal tonları ya da turuncular çok birbiriyle aslında hem uyumlu hem de dediğim gibi çok baskın böyle hani silik renkler değil ve böyle hani şu benim üzerimdeki hani lila rengi gibi tonlar hiçbir zaman kullandığını açıkçası ben görmedim. Buna dediğim gibi çok dikkat ediyor. Bunun yanı sıra mizah zaten hani birçok filminde ama değişik bir mizah anlayışı var. En böyle üzücü ya da böyle kederli bir konuyu bile bir şekilde esprili bir yaklaşımla ele alıyor ve anlatıyor. Ve öyküleme eşliğinde anlatıyor. Yani böyle aslında bütün filmlerinde ya da birçok filminde Almodóvar'ın böyle sanki bir hikayeyi ya da bir kitabı okuyorsunuz gibi. Ve bana kalırsa Almodóvar'ı Almodóvar yapan en önemli unsurlardan biri, ya yani o filmi izlediğinizde bunu Almodóvar çekmiştir diyorsunuz. Ve bana kalırsa hani bazı videolarımda böyle hani film ya da dizi önerileri videolarımda özellikle bahsettiğim bir konu vardır. Bana göre iyi bir yönetmen ya da iyi bir yazar bir kitabı ya da bir filmi bir kitabı okuduğunuzda ya da bir filmi izlediğinizde "Aa bu şu yazarın kitabı" ya da "Aa bu şu yönetmenin filmi" dediğiniz kitaplar ya da filmler oluyor. Almodóvar'ın hiçbir filminde "Bunu Almodóvar çekemez, olamaz" demedim. Tabii ki de 10 üzerinden 10 bulduğum, 10 üzerinden 5 bulduğum falan filmleri tabii ki de var. Ama genel olarak kendi imzasını çok iyi atan ve film anlamında bence karakteri gerçekten çok iyi oturmuş. Neyi anlatacağını ve nasıl anlatacağını da çok iyi bildiğini düşündüğüm bir yönetmen. Ve aslında bunu her filmi için detaylıca incelemedim. Ama şunu da düşünüyorum arkadaşlar. Hatta benim hani videolarımı takip ediyorsanız kanala bir süredir özellikle böyle film dizi videolarına aşinaysanız şunu bilirsiniz. Yazan, yöneten genel olarak aynı ise o film daha başarılı oluyor. Almodóvar'ın da dediğim gibi bütün filmlerini araştırmasam da birçok filminin yazarı da kendisi diyebiliyorum. Yönetmen zaten kendisi. Bu sebeple birçok filmi hatta bana kalırsa yani böyle başarısız olduğu birkaç çok nadir filmi vardır. Çok 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 ama çok çok başarılı diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra eklemek istediğim birkaç bir şey daha var burada. Zaten hani filmlerini izlerseniz Penelope Cruz çok filminde oynuyor. Yani bence çok sevdiği oyunculardan vazgeçmeyen de birisi. Burcunu da aslında merak ettim. 24 Eylül olduğuna göre ne oluyor? Sabit bir burcu olması gerekiyor ama Başak mı oluyor? Terazi değil sanırım. Bilmiyorum ya öncü ben sabit diye düşündüm ama neyse bunu böyle bir ek bilgi olarak geçelim. Penelope Cruz ve Antonio Banderas birçok filminde var. Dediğim gibi zaten bence Penelope Cruz hani Almodóvar denince direkt akla gelen isimlerden biri. Bir de size bahsetmek istediğim bir diğer noktası zaten filmlerine aşina oldukça siz de anlayacaksınız diye düşünüyorum. Genel olarak böyle %100 güzel ya da böyle mükemmel ne bileyim işte hani altın orana uyan hani genelde birçok yönetmenin yaptığı vardır ya çok güzel kadınları oynatırlar. Çok yakışıklı erkekler hani ana karakterdir falan. Tabii ki de Penelope Cruz çok güzel. Onu ayrı bir yere koyuyorum. Ama onun dışında hani ana karakterin yanında olan karakterler ve yine baskın olan karakterlerin birçoğu böyle mükemmel hani yüz olarak, tarz olarak insanlar değil. Yani ne bileyim mesela gözleri çok büyük olabiliyor, kaşları aşırı ince olabiliyor. Hani böyle gördüğünüzde "Aa bu kadın hiç güzel değil" ya da "Aa bu kadın çok yakışıklı değil" dediğiniz insanları oynatıyor, oyuncuları oynatıyor. Ve bence bu da harika bir şey. Yani şunu demek istiyorum aslında kendisi çok orijinal ve çığır açan bir yönetmen. Burada böyle hani Almodóvar'ı övelim diye bir video değil bu. Yani o yüzden biraz aslında olumsuz anlamda hani tırnak içinde eleştirmem de gerekiyor olabilir. Ama o açıdan şunu söyleyebilirim. Bu benim tabii ki de nacizane ve şahsi fikrim. Ben bu kadar çok baskın renkler kullanmasını sevmiyorum. Çünkü bir yerden sonra göz yorabiliyor zaman zaman. Ama dediğim gibi yani bu kendisinin kişisel tercihi olduğu için hani aman da bu kadar baskın renkleri kullanıyor. Ben o yüzden hani izlemeyeyim filmlerini demedim hiçbir zaman. Bunun yanı sıra dediğim gibi her zaman filmlerinde kadınlar ön planda, dekorları
Efsane. Birçok filmini izlerken hatta şunu diyorum. Keşke böyle bir evde otursam. Keşke benim de işte Almodovar gelse ya da artık hani kim yapıyorsa o dekoru. Sonuçta kendisi onay veriyor da o şekilde çekiyorlar filmleri. Benim evimi de öyle dekor yapsalar. Tabii ki renk kullanımı biraz farklı olurdu ama ben bayılıyorum. Feminizm zaten yine yani feminizmle çok içli dışlı ve o konuları da ele alıyor. Feminizmle bağlantılı. Feminizm üzerine birçok filmi var. Onu ele alan daha doğrusu. Kadın haklarını falan savunduğu yani çok çok filmi var. Müzik seçimleri efsane. Ben yani özellikle böyle hangi filmdi? Volver diye hatırlıyorum ama bazı yerlerde giren böyle inanılmaz trajik hani müzikler oluyor. O da benim çok hoşuma gidiyor. Bir de sonuçta hani Akdeniz insanı olduğu için hani İspanyollar da böyle biraz bizim gibi duyguları çok coşkun bir şekilde yaşıyorlar. Hani böyle biraz abartılı bir şekilde yaşıyoruz. Bence bunu da filmlerinde hani acıysa acı, mutluluksa mutluluk, sevinçse sevinç bunu da çok iyi yansıtan ve bence seyirciye de geçirebilen bir yönetmen. Ya gerçekten hani bu hadi övelim Almodovar'ı böyle Almodovar'ı övelim diye bir video gibi gözüküyor olabilir ama gerçekten çok iyi bir yönetmen. Tabii ki de kimileri bu kadar iyi bulmayabilir. Herkese saygım var. Bu arada arkadaşlar eğer ki Almodovar'ı sevmeyenleriniz varsa en az bir 3-4 filmini izleyip neden sevmediğinizi de lütfen yorumlarda paylaşın. Gerçekten fikrinizi merak ediyorum. Ya da izlediğiniz ve çok sevdiğiniz filmleri varsa onu da hani izledim işte atıyorum şu filmini izledim çok sevdim çünkü şöyle şöyle diye yorumlarda paylaşırsanız ben zaten gelen her bir yorumu okuyorum bilginiz olsun. İlla böyle hani bazı yorumları beğenmesem yani beğenmezsem ona katılmıyorum anlamındadır ama okumadığım anlamına gelmiyor. Onu da böyle parantez içinde belirteyim. Size çektiği birkaç filmden de bahsetmek istiyorum. Yani 3 filminden böyle çok üstünkörü hani konularını anlatarak bahsedeceğim. Ama birkaç tane böyle benim bildiğim ve izlemek istediğim hatta var filmleri onlardan bahsedeceğim. En son izlediğim filmi Paralel Annelerdi arkadaşlar. Zaten 2021 yılında çekti. Ben sinemada izledim. Çok bayılmadım ama şimdi hani bu videonun konusu böyle puan vererek ya da film anlatarak ilerlemek olmadığı için hani Pedro Almodovar'ı yönetmen olarak ele aldığım için filmi şu anda anlatmayacağım. Fena değildi ama bu film. Sonra 2019 yılında çektiği Acı ve Zafer filmi var. Dolor y Gloria diye hatta İspanyolcası. Bunun yanı sıra benim en sevdiğim filmlerinden biri içinde yaşadığım deri La Piel que Habito. Müthiş İspanyolcamla söyleyebilirim yani eminim. Ve bir diğer filmi Dönüş, Volver filmi 2006 yılında çektiği. 2002 yılında çektiği ve yine bence en efsane yani gerçekten Kardelen hangi filmini izlememizi önerirsin derseniz ya Konuş Onunla'yı izleyin derim ilk olarak ya da İçinde Yaşadığım Deri filmini izleyin derim. Ben niyeyse böyle İspanyolcalarını da not almışım. Aslında İspanyolca öğrenmeye de çok böyle niyetim yok ama niyeyse bilmiyorum. Konuş Onunla filmi Hable con Ella diye. 2016 yılında çektiği Julieta filmi var. Ben bunu da izledim ve hatta son zamanlarda bu videoyu çekme fikri aklımda olduğu için ve o film de ne zamandır izleyeyim diye Mubi'deydi. Onu izledim. O da güzel. Kötü bir film değil yani. Ben bayağı beğendim. Annem hakkında her şey 1999 yılında çektiği. Buna ben bayıldım. Yani aslında bu da efsane bir film. Yani en sevdiğim 4 filmi arkadaşlar Annem hakkında her şey, Konuş Onunla, içinde yaşadığım deri ve Volver diyebilirim size şu an aklıma gelen. Kötü, ah bu da çok güzel. Ay hepsi birbirinden güzel. 2004 yılında çektiği Kötü Eğitim, Bad Education galiba Fransızcası. Bu da çok iyi bir filmdi. Bunu da izlemiştim ve çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Hatta kim oynamıştı? Gael Garcia Bernal mi oynamıştı yoksa yanlış mı hatırlıyorum ya? Aklım şeye gitti hani Motorcycle Diaries'e gitti niyeyse. Bilmiyorum ama çok iyiydi. Oyunculuk da çok iyiydi onu hatırlıyorum. Ve yine 1978 yılında çektiği sanırım bu kısa film Fol Fol Folem diye bir filmi var. Bunu izlemedim. İlk uzun metraj filmi o varmış. 1980 yılında çektiği. Bunu da izlemedim. Ve aynı zamanda yine not aldım. 1988 yılında çektiği Sinir Krizi'nin Eşiğindeki Kadınlar filmi. Bunu da izlemedim. Ama yani kısa zamanda bir bakacağım Mubi'de var mı açıkçası. Mubi'de yoksa da internetten bulup bu filmi de izlemek istiyorum. Bir de 1988 yılı benim doğduğum sene. Yani adam durmamış, yememiş, içmemiş, film çekmiş. Ben bayılıyorum. Böyle
Bilmiyorum zaten film bu aralar çok böyle izlediğim filmleri, dizileri sizlerle paylaşıyorum. Böyle videolar çekiyorum ama gerçekten bu aralar hayatım çok fazla sinemaya gitmekten ibaret. Yani çok film izliyorum, çok dizi izliyorum. Niyeyse kendimi ona vurdum. Aynı zamanda da cilt bakımı yapıp yürüyorum. Yani en çok yaptığım 3 aktivite bu arkadaşlar. O yüzden bu aralar evet çok videolar geliyor ama farklı içerikler de gelecektir. Neyse şimdi videonun konusuna dönecek olursak şeye baktım hiç ödül almış mı diye. En iyi yabancı film Akademi ve en iyi özgün senaryo Akademi ödülü almış ve bunun yanı sıra zaten aldığı bir sürü başka ödüller de vardı. Hiç şaşırmadım. Bence çok daha fazla ödülü hak ediyor kendisi. Son olarak da arkadaşlar aslında bu videoda dediğim gibi hani sizlerle böyle film paylaşayım istemiyordum ama hani bu kadar yönetmenden bahsetmişken en azından şöyle bir 3 filminin konusunu kısaca anlatayım istedim. Belki izlemek isteyenleriniz varsa konusunu bilince biraz daha ışık tutabilir diye düşündüm sizlere. Öncelikle içinde yaşadığım Deri filminin konusundan bahsedeyim. Bu zaten hani bu filmde Antonio Banderas oynuyor ve ben yani kendisine çok bayılmam bir oyuncu olarak. Yani kendisi bir oyuncu olarak tabii ki. Ama bu filmde bayağı sevdim. Ve bence şöyle de bir şey var. Yönetmenle elektriğin tuttuğu çok belli oluyor. Hani böyle ben bazı filmleri izlediğimde sanki diyorum bu yönetmenle acaba elektriği mi tutmadı? Ama mesela Almodóvar'ın bütün filmlerinde genel olarak oyuncularıyla ilişkisinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bana hep öyle geçiyor. Tabii ki de bu benim fikrim. Bilmiyorum belki ben öyle görmek istediğim için öyle görüyorumdur. İçinde yaşadığım Deri filminin konusu psikolojik gerilim ve kızına tecavüz eden bir adamdan intikam almaya çalışan ve psikolojik sorunları olan bir plastik cerrahının saplantıları ve insan derisini yeniden üretmek için verdiği uğraşı konu alıyor. Ama gerçekten çok değişik bir filmdi. Ben böyle etkisinde kaldığımı hatırlıyorum. Birkaç sene önce izlemiştim. Konusu bu filmin. İkinci olarak daha doğrusu kısaca şöyle konusundan bahsetmek istediğim film Volver filmi. Dönüş olarak çevrildi. Volver'de de kendisinin yani Pedro Almodóvar'ın büyüdüğü Manchada geçiyor bu film. Ve bir anne ile kızları arasındaki ilişkiyi ve yaşanan olayları konu alıyor. Ama benim hatırladığım kadarıyla bu biraz böyle trajikomik diyeceğim. Yani hani üzücü birçok yer vardı. Ve de şundan da bahsetmem gerekiyor. Bunu atlamak istemiyorum. Bilmiyorum kendisi hayatında kayıp yaşadı mı? Ama filmlerinde ölüm konusunu çok ele alıyor. Yani birçok filminde ölüm, mezar ya da kayıplar hani bunu ele aldığı ve bunu dediğim gibi böyle aslında trajikomik bir şekilde mizahla yaklaştığı birçok yani senaryosu filmi var. Bu da beni çok şaşırtmıştı. Volver'de de öyleydi diye hatırlıyorum. Üçüncü olarak bahsedeceğim film de arkadaşlar Konuş Onunla filmi. Dediğim gibi en sevdiğim filmlerinden biri. Bu filmin de konusu sinemada tesadüf eseri karşılaşan iki erkek. İkinci defa yine tesadüf eseri bu sefer hastanede karşılaşıyorlar ve biri bu erkeklerden biri hastanede çalışıyor ve onun yani birisinin sevgilisi komada ve adamlardan biri işte hastanede çalışmasıyla gelişen aslında olayları konu alıyordu. Ama yine bunda da çok fazla zaten filmlerinde gizem de oluyor. Hani mesela bunu kim yaptı, niye yaptı hep böyle sizi düşündürmeye sevk ediyor. Ve yani çok değişik bir yönetmen ya. Yani gerçekten uçuk kaçık bile diyebilirim ben bu adam için. Ve ben böyle hani nasıl diyeyim size bir kutu içinde düşünmeyen ve kalıpların dışına çıkan ve o şekilde düşünen, filmlerini o şekilde yazan, o şekilde yöneten aslında onun kullandığı renkleri de yani hiçbir yönetmen kullanmıyor. Dediğim gibi zaten hani birçok açıdan kendi imzasını taşıyor onun anlatım tarzı. Dolayısıyla da aslında bence Pedro Almodóvar'ın bu kadar iyi bir yönetmen olmasının altındaki en büyük sebeplerden biri çok iyi bir yazar olmasından ve insanları bence çok iyi gözlemlemesinden ve tabii ki de hayal gücünden, anlatım becerisinden kaynaklanıyor. O yüzden eğer ki şu zamana kadar kendisiyle tanışmadıysanız ve hiçbir filmini izlemediyseniz arkadaşlar bence izleyin derim.
Size de şöyle bir şey sormak isterim. Eğer ki bu video hoşunuza gittiyse, hani Pedro Almodovar'ın başka filmlerini böyle detaylıca ele aldığım bir video çekmemi ister misiniz? Mesela ben genelde bir filmi anlattığım ve gerçekten çok sevdiğim yani filmler oluyor onlar. Bir videoda bir filmi anlattım biliyorsunuz zaten, hani çekiyorum böyle videolar. Ah, cümleyi kuramadım ama siz anladınız umarım. Çok fazla konuşunca arkadaşlar, böyle bir de hani çok uzun olmasın video diye ona odaklanıyorum. Hani en kısa zamanda böyle ne kadar en verimli şekilde anlatırım odaklanınca böyle bir kafam yanıyor bazen. Şunu demek istiyorum. Pedro Almodovar'ın bir ya da iki filmini başka bir videoda ele almamı isterseniz lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Çünkü sizden gelen geri bildirimlere göre hareket etmek isterim. Bunun yanı sıra ele almamı istediğiniz başka yönetmenler varsa, hani sizin de çok sevdiğiniz ya da benim de sevdiğimi düşündüğünüz, onları da benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Emin olun ben zaten dediğim gibi okuyorum ve değerlendiriyor olacağım. Aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak isterseniz bu tabii ki de benim çok hoşuma gider. Belki beni hani biraz olsun, tabii ki de sosyal medyadan ne kadar olursa o kadar tanıma şansınız olur. Orada sonuçta işte storylerden, postlardan daha fazla interaktif olma durumu oluyor. O yüzden Instagram'ımı şuraya bir yerlere, sanıyorum buraya oluyor, bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirimlerden de haberdar olmak için zili açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu aralar filmlerle, dizilerle, belgesel film çok fazla izlemedim. Evet, ama filmler ve dizilerle kafayı bozdum. Hatta Afterlife dizisine başladım. İkinci sezonu neredeyse bitirdim sayılır. Yani dediğim gibi hoşlanıyorsanız sizinle paylaşırım. Ben bayılıyorum yani filmlerle ilgili konuşmaya, kitaplarla ilgili konuşmaya bayılıyorum. Öyle işte kısacası diyeyim. O zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla, bol filmle, bol kitapla kalın diyorum. Bence çünkü böyle kitaplar ve iyi filmler, iyi kitaplar bizim hayal gücümüzü de geliştiriyor, beynimizi de geliştiriyor diye düşünüyorum. O yüzden ben seviyorum diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Renkli melodramik ne ya? Kornalar hep çalsın ama ve benim video çektiğim zaman çalsın, hiç susmasın. Nasılsınız? İyi misiniz? Şunu da hediye edeceğim. Sizlerden birine hediye edeyim. Medium. Şöyle bir yeşil kısmı var. Şöyle göstereyim. Şöyle hani kolsuz. Yorumlara yazın. Bana küçük oluyor. Ne diyeyim ben size? Şöyle 1.65 boylarında, mesela 55 kilo falansanız aşağı yukarı hani ideal olacaktır, öyle söyleyeyim. Yorumlara yazın. Oradan gelen hani yorumlardan birini artık içimden kime vermek gelirse, hediye etmek gelirse ben size göndereceğim. Benden böyle küçük bir hediye olsun, hatıra olsun isterim. Artık daha fazla konuşmayayım yani gerçekten, ama çok seviyorum sizinle konuşmayı. Konuşalım ya. Ay, vlog mu çeksem, ne yapsam? Bütün günü beraber geçirelim istedim. Evet. Neyse. Haftaya görüşürüz.